TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel programımızla karşınızdayız. Denizli stüdyolarından sesleniyoruz. Evlerinize konuk oluyoruz. Bugün stüdyolarımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Çameli Belediye Başkanı Sayın Cengiz Arslan'la birlikteyiz. Tabii geçtiğimiz haftalarda bizler Ege TV ekibi olarak Ege'den İzler programımızı çekmek üzere Çameli'ye konuk olmuştuk. Sayın Başkanımız da bizleri orada çok güzel bir şekilde ağırladı. Kendisiyle birlikte Çameli'de devam eden, yapılan projeleri gezmiştik. Yerinde görmüştük projeleri ve ekranlarınıza taşımıştık. Orada esnafla, vatandaşlarla da sohbetlerimiz olmuştu ve vatandaşların, esnafın bu çalışmalardan duyduğu memnuniyetleri de ekranlarınıza taşımıştık. Bugün de başkanımızı biz konuk ediyoruz stüdyolarımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pınar Hanım. İyi yayınlar. Buradan biz de Ege TV ailesi olarak herkese selamlıyoruz. Uzun zamandır pandemi nedeniyle stüdyo programlarımızı yapamamıştık. Evet. Ama sağ olun geçen haftalarda bizzat Çamali'ye geldiniz. Orada çekimler yaptık vesaire. Ama bundan sonra da inşallah stüdyo programlarımızda yine vatandaşlarımızın karşısına çıkmış olacağız. Buradan da bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Evet başkanım, tabii belirttiğimiz üzere bizler geldiğimizde projeleri yerinde inceleme şansımız da olmuştu. Hem çekimlerimizi gerçekleştirdik. Sizinle birlikte pek çok proje alanını gezdik. Hayri Dev Kültür Merkezi'nden Taş Konaklar'a kadar pek çok alanda aslında görüntülerimizi ekranlara taşıdık. Tekrar izleyenlerimiz için de bu projeleri konuşalım istiyorum başkanım. Şu an için çalışmalarınız ne durumda, neler yapıyorsunuz Çameli'de? Evet, Çameli'de çok şükür yani bir taraftan pandemiyle ilgili çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da temel belediyecilik hizmetlerimiz olan işte yol yapılması, kaldırım yapılması, diğer fen işleri çalışmalarımız da hepsini devam ediyoruz. Yani bir taraftan da kalkınma ajanslarına, TKDK'ya, Avrupa Birliği projelerine ilgili yani artı değer olarak Çameli'ye ne kazandırabiliriz şeklinde proje ekibimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür yakın zamanda da güzel müjdelerimizi yine vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız. Rütün belediyecinin haricinde de değişik belediyecilik anlamında özellikle turizm konusunda tarımsal çalışmalarla ilgili değişik projelerimiz, değişik müjdelerimiz olacak. Bu haftada zaten yine bir imza törenimizi gerçekleştirmiş olduk. Güney Ege Kalkınma Ajansı, buradan da hem Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz projelere ek olarak yeni bir sözleşme imzaladık. İnşallah bu yılda bunu tamamlamış olacağız. Ve Yaylacık Yamaç Paraşüt Pistimizde dünya çapında bir pist olarak hedefimiz de bu yıl yine organizasyon yaptıktan sonra 2022 ve 2023 yıllarında dünya şampiyonasını Denizli'mizde, Çameli'mizde gerçekleştirmiş olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Ya bunun müjdesini de şimdiden vermiş olalım izleyenlerimize. Tabii vatandaşlarımıza şimdiden vermiş olalım. Çünkü bu tür organizasyonlar çok çok önemli. Dünya çapında yaptığımız organizasyonlar. Hem Çameli'mizin, hem Denizli'mizin, hem ülkemizin ismini yansıttığımız önemli projeler. Pandemi nedeniyle geçen yıl bu şampiyonalar yapamadık. İnşallah bu yıl 27 Temmuz itibarıyla FAI'nin takviminde açıklandı. Hep beraber bunu yapmış olacağız. Pandeminin etkilerini şu anda tahmin edemiyoruz ama o zamana kadar aşılamayla dünyadaki diğer şeylerle beraber belirli bir noktaya gelecektir inşallah. Burada 60-70 tane yurt dışından, ki yurt dışından derken yani sadece bir ülkeden değil, işte Güney Kore'sinden Japonya'ya kadar, Avustralya'dan Norveç'e kadar, İngiltere'ye kadar, hatta Amerika'ya kadar sporcuların geldiği, yarıştığı bir yarışma. Uluslararası bir etkinlik. Bu yılda inşallah büyükşehrimizle birlikte o şampiyonamızı daha canlı, daha güzel bir şekilde yapacağız. İnşallah bugün imzalamış olduğumuz bu Güney Ege Kalkınma Projesi destekleriyle de oradaki bütün eksiklerimizi tamamlayıp 2022 ve 2023'te dünya standartında bir pistle yine yolumuza devam etmiş olacağız. Tabii bu yamaç paraşütü ve Yaylacık Dağı'ndaki o pistle ilgili ilerleyen sürecimizde de konuşacağız daha detaylı bir şekilde ama başkanım siz de belirttiniz pandemi. Şimdi 2 yıldır biz aslında neredeyse 2 yıldır bu pandemiyle birlikte bu süreci yaşıyoruz. Tüm dünyada, Türkiye'de, denizimizde bu mücadele devam ediyor. Yeni açıklanan vakalarla da birlikte. Hepimizin umudu tabii pandemiyi bir an önce bitirmek ve tekrar normal bir hayatımıza, pandemiden önceki sürecimize geri dönebilmek.
hepimizin umudu. Başkanım, bu pandemi süreci tabii tüm alanları etkiledi, tüm sektörleri etkiledi. Evet, sektörleri. Çameli bundan nasıl nasip aldı, pandemiyi nasıl etkiledi Çameli'deki çalışmalarınızda Çameli? Tabii, sizin de söylediğiniz gibi sadece ülke genelinde değil, bütün dünyada. Dolayısıyla bütün dünyayı etkileyen bir pandemi en başta turizm sektörüne vurmuş durumda. Tabii Çameli özelinde baktığımız zaman sadece turizm değil, yani bugün küçük esnafımız da, büyük esnafımız da, herkes çok büyük sıkıntının içerisinde. Devletimiz sağ olsun gerek vergi yapılandırmalarıyla, küçük esnaflara destekleriyle, kredilerin ödemesinin ertelenmesiyle vesaireler destekliyorlar. Ama baktığımız zaman gerçekten esnafımızın işi çok çok zor. 2 yıllık süreçte iyi dayandılar. Ve baktığımız zaman da o esnaflarımız anlamda, yani bu yıl inşallah özellikle Ramazan'dan sonra turizm konusunda, faaliyetler konusunda bir açılma olur. Esnafımız da bir rahat nefes almış olur diye düşünüyoruz. Ama Çameli'de baktığımız zaman, yani öncelikle Çameli insanımız bu konularda duyarlı. Yani bakanlıklarımızın, devletimizin yani yapılmasını istediği kurallarla ilgili harfiyen yerine getirerek baktığımız zaman, ilçe özetinde baktığımız zaman pandemide şu anda iyi bir noktada, çok çok az bir noktada, bu kadar sirkülasyon olmasına rağmen. Ama kolay bir süreç değil herkes anlamında. Önümüzde de pandemiyle ilgili biliyorsunuz bir Ramazan-ı Şerif'imiz var. Yani buradan da bütün vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun. İnşallah daha önceki Ramazanlarda biliyorsunuz hep beraber Ramazan etkinlikleri, Ramazan programları, her mahallede iftar programlarımızda dolu dolu bir Ramazan geçiriyorduk. Geçen yıl bunu yaşayamadık. Bu yıl da yaşayamayacağız. Ama en önemlisi Ramazan süreci içerisinde aile içi bulaş dediğimiz, yani Denizli'de de vatandaşlarımız var, gelip gidiyorlar ailelerinin yanına. Ramazan'da da biraz daha dikkat etmemiz lazım. Ramazan bayramında da bir ilçemizde yoğun bir sirkülasyon olacaktır. Orada da dikkat ettikten sonra gerek mevsimsel şartların değişmesi, gerek aşıda güzel bir noktadayız. Biz ilçemiz olarak yani şu anda 18 bin nüfusumuz var. En son Sayın Kaymakamımızla yaptığımız görüşmede 5000'e yakın aşılama sürecine gelmiş olduk. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde Sağlık Bakanımız açıklamasını yaptılar. Aşılama süreci bir taraftan, tedbirler bir taraftan, mevsimsel olanaklar bir taraftan, inşallah Mayıs ayından sonra biraz daha rahat bir nefes almış olacağız. Ama pandemiye göre alışacağız. Yani birkaç yılda bunun tamamen hayatımızdan çıkmasını beklemek iyimserlik olarak diye düşünüyorum. Yani Çameli'nde sağ olsun vatandaşlarımızın da destekleriyle şu anda çok çok azalmış bir sürecimiz var. Dedim ya, Ramazan'dan biraz çekindiğimiz var. İnşallah Ramazan'ı da geçirdikten sonra vatandaşlarımız rahat bir nefes alır diye düşünüyoruz. En önemlisi turizm. Yani bizim için de turizm, gerek Çameli esnafı anlamında, gerek tedarikçiler anlamında. Yani bakın şu anda bizim yaklaşık 60-65 tane taşıma yapan arkadaşlarımız var araçlarında. Bu arkadaşlarımız genel itibariyle geçen yıllarda birincisi işte Milli Eğitim'in taşıma sistemiyle ayakta kalanlar. Artı yaklaşık 60 aracın 30'a yakın bir kısmı yaz aylarında turizmde çalışmak üzere bizden giderler. Bu yılda güzel bağlantılar var. Yani güzel ücretlerle ilgili anlaşma yapmışlar. Turizm her yerde, sadece Çameli'de değil, işte Fethiye'de, Antalya'da belirli bir noktaya gelip açılacak ki taşıma sektörü, tedarik sektörü, mesela domates. Biz Çameli ilçesi olarak Denizli'deki en fazla örtü altı serasının olduğu ilçeyiz. Yani yaz aylarında domatesimiz ihracat yapılmalı ki turizmde belirli bir noktada olup işte oteller açık olmalı, tüketim artmalı. Yani orada domatesimizi satabilmeliyiz. Süt ürünlerimizi satabilmeliyiz. Yani turizm demek sadece orada bir 5 yıldızlı otel konseptine bakmamak gerekiyor. O otelde de ulaşımdan, tedarinden, yeme içme sektörüne kadar hepsini etkiliyorlar. İnşallah bu yıl, yani rezervasyonlar anlamında baktığımızda güzel, Türkiye nezdinde rezervasyonlarımız var doluluk oranlarında. İnşallah yurt dışı giriş çıkışlarıyla ilgili de şu aşı noktası da bir yere geldiği zaman ülkemiz biraz daha rahat nefes alacaktır diye düşünüyoruz. Turizmden bu yıl ama mutluyuz. Yani bunu da vatandaşlarımıza iletmekte fayda var. İnşallah hep beraber tedbirlerle bu süreci atlatmış olacağız. Çameli çok şükür bunu becerdi, başarıyor.
İnşallah ülke genelinde de bu yansıma haritaya görülmüş olur. Şu yasaklardan bir önce kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum. İnşallah değil başkanım. Tabii Çameli'ye baktığımızda lokasyon olarak da tam bir geçiş güzergahında. Evet, Muğla'ya evet. Özellikle. O güzergah üzerinde olduğu için de turizm Çameli için çok daha önemli bir konum geliyor. Sizler de bu anlamda aslında turizmle alakalı çok fazla proje gerçekleştiriyorsunuz. Ki bunlardan bir tanesi de taş konaklar. Evet. Geçtiğimiz yıllarda da çok büyük etkisini görmüştük bu taş konakların Çameli'ye katkısını. Şu süreçte nasıl gidiyor taş konaklarla ilgili çalışmalar? Evet, taş konaklar bizim yani belediye olarak otelcilik, restoran yapma anlamında ürettiğimiz bir proje değildi. Biz 2014'te bu görev aldığımızda vatandaşlarımıza söylediğimiz, yani bizim fabrikamız tarım ve turizm. Yani tarımı ayrı değerlendirmek lazım, yani uzun bir mevzumuz. Turizmle ilgili de yani lokasyon olarak baktığınız zaman Çameli bir taraftan Burdur aksına, bir taraftan Fethiye'ye yakın, bir taraftan Antalya'ya yakın. Zaten yaz aylarına baktığınız zaman Dalamanlı, Köyceğizli, Dalyanlı vesairesi yani 5-6 bin bin nüfusumuzun arttığı bir lokasyondayız. Bir saat içerisinde hem denize ulaşabiliyorsunuz hem de yaylaya, 1500 rakamlı yaylaya ulaşabiliyorsunuz. O yüzden biz yapısından dolayı ilgili
tutmak yerine biz ihtiyaç olan yerlerden başlıyoruz bunu. Biz de Büyükşehir'de, şimdi sağ olsun Osman Başkanımız kültür merkezimizi kazandırdı. Şu anda bize işletmesini devretti. Yani orada yine şehirler arası otobüs terminalimiz çok önemliydi bizler için. Hı hı. Çünkü Pamukkale'deki bir turist Fethiye'ye gittiği nokta Çamali'den geçiyordu. Orayı bize kazandırdı. Şu anda çok güzel bir garajımız var. Artı pazar yerini yine kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Biz Osman Başkanımızı Çamali'nin önceliklerimizi en iyi şekilde sıralayıp onun destekleriyle işte gerek asfalt çalışmalarında gerek üst yapı çalışmalarında vesaire istişareli bir şekilde çalışıyoruz. Osman Başkanımız da hem Çamali halkımız da bunu biliyor. Yani Osman Başkanımız geldiği zaman da her zaman ona takdirle yani yapmış oldukları hizmetten teşekkür ederler. Onun sayesinde Çamali'de gerek tarımda gerek turizmde gerek altyapı anlamında bakın şu anda çoğu ilçelerimizde görüyoruz işte sosyal medyalardan basından vesaire işte şurada kirlilik var burada kirlilik var. Çamali'mizde mesela arıtma tesisimiz şu anda tıkır tıkır çalışıyor ve oradaki arıtılmış su işte Yapraklı Barajı'na devam ediyor. Kanalizasyonumuz yani bizim 2014'te ki 2014'ten önceki arkadaşlarımızın imkanları yoktu. Biz Büyükşehir'in imkanları bir taraftan, merkezi hükümetin imkanları bir taraftan, ilçe belediyemizle beraber hep beraber gidiyoruz burada. Kanalizasyonumuz yoktu, arıtma tesisimiz yoktu vesaire bunların hepsini Büyükşehir'imizle istişareli bir şekilde bunu gerçekleştirdik. Ben bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok çok teşekkür ediyorum. Çamil'de zaten teşekkürlerini her zaman kendisine oy oranı olarak veriyorlar, arz ediyorlar. Ben başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım, tabii Çamali'ye kazandırılan bir proje daha var. Tabii biz program çekimimizde yetişemedik o projenin tamamlanmış halini ama geçtiğimiz günlerde bu projeyi tamamladınız. Meydana kazandırdığınız bir saat kulesi var değil mi? Meydana sadece saat kulesi değil, bütün meydana bir düzenleme yaptık. Hı hı. Tabii parça meydan parça düzenlemeniz de ek olarak için, tabii. Tabii ek olarak o projenin içerisindeydi zaten. Hı hı. Biz daha doğrusu yaklaşık 3 yıl önce bir karar aldık meclisimizden. İlçe merkezi, biz vatandaşımıza da şakayla karışık ya bina sizin ama görüntü bizim derdik. Yani devletin yani evet, kamunun daha doğrusu vesaire. O da doğru yani bir ilçenin mülkiyeti yani o arsanın mülkiyeti size ait olabilir ama görüntüsü bütün kamuya ait. Bütün Çamali'ye ait. Bir meclis kararı aldık. Meydanın düzenlenmesi, evlerin işte restore edilmesi, güzelleştirmesine ilgili. Daha sonra da yine Büyükşehir Belediye Başkanımız mihmandarlık yaptı. Çevre Şehircilik Bakanımızın Denizli toplantılarında kendisine ricada bulmuştuk. Bizim projemize de destek vermiş oldular. Oradaki tarihi evlerimizi tamiratını yaptık. Bakımlarını yaptık. Yani görüntüsünü güzelleştirmiş olduk. Akabinde de zaten oradaki meydanın düzenlenmesi, saat kulesi yapılması yaklaşık 2 yıl öncenin projesi. Ama işte üst yapının tamamlanması, asfaltın bitmesinden dolayı. Yani biz, tabii her şeyin bir aşaması var. Tabii yani 2 yıl önce bir saat kulesinin siparişini verdik ama o zaman pazarlığını yaptık. O zaman siparişini verdik. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen parayla beraber belediyemizin cebinden cüzi bir rakamla biz onu oraya sağlamış olduk. Hı hı. Yani ortada da niye istedik? Birincisi işte trafik anlamında da ortada bir göbek olması önemli. Tabii biz bunu süslemiş olduk. Aynı zamanda da biliyorsunuz işte kar yağdı haberleri sosyal medyada görünüyor, diğer haberler görünüyor. Evet. Yani vatandaşlarımızın günübirlik orada yani her ne kadar cep telefonundan dereceye görebilmiş olsa da yani ilçenin merkezi simgesi bize göre önemli. Kesinlikle. Ve oradaki saat kulesi de ay yıldız temalı. Evet. Üzerinde de çok güzel bir ay yıldızımız var. Gece de ışığın onu vurduğu şekilde. Işıklandırma sisteminde kırmızı beyaz olarak yaptık. Ve baktığınız zaman Çamali'nin girişinden merkezine kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik kısımda bütün direklerimizde ay yıldız temalı olarak şey yaptık. Çamali'ye girdiğiniz zaman ay yıldız size ışıklı bir şekilde karşılıyor. İlçe merkezinde de saat kulesi ve üzerinde ay yıldızla beraber taşlandırmış olduk. Güzel bir çalışma oldu. Yani Çamali'nin simgesi olabilecek bir çalışma oldu. Hayırlı olsun diyelim başkanım. Memleketimize hayırlı olsun inşallah. Evet başkanım, tabii süremizin artık sonuna geliyoruz. İsterseniz biraz da Türkiye gündemi diyelim. Evet, Çamali'yi konuştuk.
Bir sorum olacak Türkiye gündemine dair. 24 Mart'ta AK Parti'nin 7. olağan büyük kongresi gerçekleştirilmişti ve Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar genel başkanlık görevine geldi. Sizler de tabii o kongreyi takip ettiniz, oradaydınız. Evet, İzlenimleriniz nelerdir? İsterseniz kısaca bundan bahsedelim. Ardından Deniz Özen'ine dair bir sorum olacak. Tabii kongreler önemli. Yani bütün partilerin yapmış olduğu yenilenme sürecinde. Tabii biz büyük kongreden önce biliyorsun ilçeler bazında başlanıyor. Ardından il kongremiz derken büyük kongremizi orada gerçekleştirmiş olduk. Biz de Çamalı'dan bir otobüslük bir arkadaş kitlemizle teşvik ettik oraya. Tabii biz buradan grubumuz geldi, işte salona giriş esnasında salona giremedik. Biz dışarıda takip eden grubun içerisindeydik. Tabii kongrede de tabii bizim için sürpriz değil ama kamuoyu anlamında da sürpriz olabilir. Denizli özelinde güçlenerek kongreden çıkmış olduk. Daha önce biliyorsunuz yani o ana masada daha önce bakanımız vardı, o bakanlar kurulunda. Evet. Şimdi maalesef bakanımız yok. İnşallah yakın bir zamanda bir bakanla da taşlandırmış oluruz diye düşünüyoruz. O MKYK masasında daha önce grup başkan vekili sıfatıyla sadece Cahit Özkan vekilimiz, başkanımız vardı. Şimdi ikinci olarak hem de bayan olarak önceki dönem milletvekilimiz ve kadın kolları başkanımız Nurcan Dalbolduk hanımefendi de MKYK üyeliğine seçilmiş oldu. Çünkü partimizin en üst yönetim organı orası. Denizli eli biraz daha güçlenmiş oldu. Sadece o değil, daha önceki il başkanımız Necip Filiz, ondan sonra daha önceki Tavas Birliği başkanımız Mehmet Karabay'ı da değişik kurullarda görev aldılar. Denizli olarak da siyasette artık bir noktaya gelmiş olduk. İnşallah yakın bir zamanda Bakanlar Kurulu değişikliğine ilgili değişik spekülasyonlar var, değişik haberler var vesaire. Var mı sizin duyumlarınız başka? Yok, duyumum yok ama sosyal medya biliyorsunuz çalkalanıyor. Sahte şeylerle Bakanlar Kurulu listesi vesaire. Belki bir ipucu onlar, alabilirim diye sordum. Yani bir beklenti var ki MKYK'dan önce ya da sonra bu beklentinin olması da doğaldır. İnşallah Bakanlar Kurulu değişikliği olur ve burada da Denizli'den özellikle Nihat Bakanımız gibi birisinin orada olması bize ayrı bir güç, ayrı bir şevk verecektir. Denizli'ye ayrı bir büyük katkı bir sağlayacaktır. Siyasette daha da güçlenmiş olacağız. İnşallah ben kongremizin de hayırlı olmasını temin ediyorum. Ve kongrede görev alan, başta Nurcan Başkanımız ve Grup Başkan Vekilliğine tekrar devam eden Cahil Özkan Başkanımıza ve Necip Başkanımız ve Mehmet Başkanımıza da onlara da hayırlı olsun temennimi iletiyorum. Bizler de hayırlı olsun diyelim tekrardan. Evet başkanım, çok keyifli bir sohbet oldu ama ne yazık ki süremizin de sonuna geldi. İnşallah bundan sonra sık sık daha programlar yapacağız. Sürütüyoruz da olur. Yani bundan sonraki süreçte sizleri Çamalı'ya, inşallah bahar aylarımız geliyor. Bahar aylarımız geldiğinde domateslerimizi diktiğimizde, Çamalı'ndaki çiçekler açtığında, elmalının işte o suyunun şarlı şarlı olduğu zamanlarda da orada yeni programlar yapacağız. İnşallah hem ilçemizin tanıtımını hem güzelliklerini buradan da hem Ege TV ailesi olarak bütün Türkiye'ye ulaştırmış olacağız. Sizleri de bir sonraki programda inşallah ilçemize davet ediyorum. Tabii şimdi biz geldik, siz geldiniz, sıra bizde. Sırayla biz geleceğiz. Evet başkanım. Tabii buradan herkesi de davet edelim Çamlı'ya. Mutlaka bir ziyaret etmeleri gerekenler, hani böyle liste yaparlar ya, mutlaka gidilip görülmesi gerekenler yani listesi. Özellikle Çamlı'ya Fethiye'ye geçecek arkadaşlarımız, yolumuz kaliteli, güzel. Yani Fethiye tatile giden olur, gezmek için giden olur. Yani lütfen bizim yolumuzu kullanabilirler. Yani orada sadece restoranlar anlamında değil, yani güzel doğamız var. Yani Çamlı'mızın daha farklı şeyler var. Özellikle bu güzergahtan ki pandemide PTS'ler üzerine saydığımız zaman 600 bin araç bir trafiği var. Bunun yarısının bile biz Fethiye'ye geçtiğini tahmin ediyoruz. Yani güzel bir trafik yoğunluğu var. Özellikle Fethiye aksını kullanacak vatandaşlarımız yoldan çekinmeden, çünkü yıllar önce Çamlı'dan Fethiye'ye geçmiş oluyor. O yolun bozuk halini, kötü halini, bir de böyle sınırımızda bizim bir heyelan bölgesi vardı. Orayı hatırlayan izleyicilerimiz var. Düzeldi yani, o da çok şey güzel, kaliteli yol oldu. Günün rahatlığıyla bizim üzerimizden Fethiye'ye, denize açılabilirler. Çok teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür verdiğiniz bilgiler için, çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz bizler de Ege TV ailesi teşekkür olarak. Ederiz. Ayağınıza sağlık, hoşçakalın diyelim başkanım.
Evet değerli izleyenler, bugün Gündem Özel'de Deniz stüdyolarında Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'la birlikteydik. Projeleri, çalışmaları değerlendirdik programımız boyunca. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yolunuz düşerse mutlaka bir Çameli'ye gidin, gezin deriz. Hoşça kalın.